Muharrem Bey, şimdi sizin bahsettiğiniz Türkiye ile günümüzün Türkiye'si arasında, sizin bahsettiğiniz dönemin medya gücüyle günümüzün medya gücü arasında, iktidarın kullandığı medya gücü arasında, sizin bahsettiğiniz dönemin düşünce ve düşünceyi açıklama hürriyetlerine bakış açısıyla bugünkü Türkiye'deki bakış açısı arasında tıpkı siyahla beyaz kadar fark var. Programa başlarken söyledim. Buraya geldikten sonra televizyon haberlerine bakıyorum. Penguen kanallarından biri Rıza Sarraf olayını anlatıyor. Amerika'da savcı Bahar Aran'ın 50 milyon dolarlık kefalet talebinin reddedilmesi gerektiğine ilişkin raporu okunuyor. O haberin uzunluğu su kayağı yapan bir bebeğin haberinin uzunluğu kadar yoktu. O süreyi bile esirgemişlerdi. Şimdi siz böyle bir Türkiye'de nasıl anlatacaksınız? Nasıl doğruları halkla paylaşacaksınız? Halk TV'nin, Sözcü Gazetesi'nin, Cumhuriyet Gazetesi veya işte Ulusal Kanal, bunlardan başka bu iktidarın istemediği gerçekleri halka duyuran, bu iktidarın örtmeye çalıştığı bir takım yolsuzlukları halka ısrarla duyurmaya gayret eden ve bu uğurda da her türlü baskıyı, her türlü ötekileştirmeyi, her türlü yaftalamayı, her türlü iftirayı göze alan, sayıları bir elin parmağı kadar az kuruluşun var olduğu gerçeğini düşündüğünüzde tabii ki ürküyorsunuz ve diyorsunuz ki eğer bu iktidar bu şekilde referanduma giderse Türkiye'ye teröre evet mi diyecek, hayır mı diyecek gibi çok keskin bir tercih karşısında bırakırsa gayet tabii Türkiye teröre hayır diyecektir. Gerçek aslında öyle olmasa bile iktidar elindeki medya gücüyle istediği gerçeği göstererek hem toplumu daha da ayrıştıracak, kaotik bir atmosfer, hasmane kamplaşmalar yaratacak, hem de istediği sonucu belki bir iki madde daha ekleyerek rahatlıkla alabilecekti. Hemen cevap vereyim. 1919'da... Hayır, sizinle tartışmak gibi bir düşüncem yok. Evet. Böyle bir anda, böyle sıkıştığımız bir anda aklımıza şunu getirmeliyiz bence. 1919'da medya böyle değildi tabii. Ama uçaklardan bildiriler atıyorlardı. Dürrizade'ye fetva verdiriyorlardı. Şeyhülislam'a fetvalar verdiriyorlardı. Diyorlardı ki Kuvayi Milliye'ye katılmak günahtır. Yunan ordusuna kurşun sıkmak günahtır diye fetvalar var bu ülkede. Öyle günlerde Atatürk'ün de medyası yoktu. Onun da medyası yoktu. Ama bir tarlada çift süren adamın yanına gittiğinde tanımıyor Atatürk'ü. Düşman ilerliyor diyor. Beyim biliyor musun? Biliyorum diyor. Hiç işim olmaz diyor. Tarlanın sınırını gösteriyor. Düşman buraya gelene kadar ben yokum diyor. Bunu diyen bir milleti örgütleyebilmiş. Şeyhülislam'ın fetvasına karşı yapabilmiş bunu. Ben inanıyorum yine yapabileceğimize. Ama şu olabilir. Bir konuda siyaset kurumu, muhalefet bir konuda bir seferde anlaşılmamış olabilir. Bakın 72'de Bülent Ecevit çok zor günler geçirdi. Çok zor günler geçirdi. O kararı alırken, o oylamayı, oyunu kullanırken belki sokağa çıkamadı. Ama 77'de %42 aldı. Zaten bunların olması için referanduma gerek yok. Referandumu beklemeye de gerek yok. İşte bir başkanlık, fiili başkanlık durumu gözler önüne seriliyor. Evet. Her geçen gün AKP sözcüleri başkanlığa geçtik diyorlar. Meclis başkanı laik olmayan bir anayasadan bahsediyor. Dolayısıyla Cumhuriyet yeterince tehlike ve tehdit altında. Anayasa ayaklar altında. Anayasanın kaç kez delindiğini, ihlal edildiğini, hatta ilga edildiğini sayamıyoruz. Öylesine bir hukuksuzluk ve anayasa tanımazlık var. Yani bunun için bir referandumu beklemeye gerek yok. Şu dakikadan itibaren hareket etmek gerekir. Yani bir dakikayı bile boşa geçirmemek gerekir. Böylesine büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Buyurun. Buyurun Haluk Bey. Şimdi mikrofon Bey, yok efendim. Mikrofon. Bu konuya ilişkin bir iki cümle söyleyelim. Evet, Gezi'deki o oluşan iradeyi siyasi sandığına yansıtamadı.
Esasen temel kural şu: demokrasinin en büyük umudu muhalefetin her an iktidar olma olasılığının çok yüksek olmasıdır. Eğer yarın muhalefetin iktidar olma olasılığı çok güçlü olursa, emin olun sistemin bütün bypassları çalışır. Aynen katılıyorum. Şimdi bizim en önemli sorunumuz Ecevit'in 1973 ve 77'de yaptığını bir kez daha yapamamamızdır. Bizim ilçe başkanlarımızın yaş ortalaması 25'e indiğinde, bizim il başkanlarımızın yaş ortalaması 30'a indiğinde, belediye başkanlarımızın yaş ortalaması 35'e indiğinde, milletvekillerimizin yaş ortalaması 40'a indiğinde emin olun bu ülkede umudun adresidir Cumhuriyet Halk Partisi. Bakın, siyasetin en büyük cazibesi yeni yüzler ve yeni isimleri partiye alabilmektir. Yeni yüzler ve yeni isimlerle yeni iddialar ve yeni söylemler vardır. Bunu başarabilmeliyiz. Ben Trabzon'dan geldim ve olağanüstü büyük bir mücadeleyle geldim. Mücadele ederken önümde önce parti içerisinde çok büyük bir demokrasi mücadelesi verdim. Önce kontenjan vardı. Trabzon İl Örgütü belki de siyasi tarihte, Türkiye'nin siyasi tarihine çok önemli bir not düştü. Bütün milletvekili aday adayları istifa ettiler. Kontenjan konulunca. İl başkanı bir hanımefendi, buradan kendisine selam olsun, büyük bir direniş gösterdi. İstifa dilekçesini koydu. İl yönetimi istifa etti. İlçe başkanlarının hepsi istifa etti. Gençlik kolları, kadın kolları, üyeler istifa ettiler. Genel merkez geri adım attı. Benim milletvekili seçilmemi Trabzon örgütünün ön seçimdeki büyük direnişi sağladı. Doğru mu yapmışlar? Sivil toplum bu. Parti içi demokrasi bu. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılacak olan en önemli iş mutlaka partinin parti içerisindeki demokratik kurallara açılması gerekiyor. Bu partide gençlerin kendilerine yer bulmaları gerekiyor. Söz söyleme erkinde olan, söyleyecek sözü olan herkesin bu partiye gelmesi gerekiyor. Bu partide emin olun umudun adresi çok çabuk yerleşir. O potansiyel bizi bekliyor. Bakın, normalde bunları çok konuşan birisi değilim. Yani parti içerisindeki konuları konuşmuyorum ama şunu söylemekte yarar görüyorum. İki seçim geçirdik, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerini geçirdik. Ülkenin nüfusunun %54'ü 25 yaşın altında. Biz 25 yaşın altındakilere değil, %20'lik olan emeklilere ilişkin daha büyük iddialı projelerle çıktık. Ama halbuki bugün Türkiye'nin sahip olduğu müthiş bir potansiyel var. Bakın, 5 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında size söz veriyorum. 5 milyon üniversiteli gencimiz birinci sınıf iş bulma şansına sahip olacaktır. Türkiye bu potansiyele sahip. Müthiş bir ülke burası. Bir ülkenin ancak bu kadar el freni çekilebilir. Emin olun. Bu kadar büyük, bu kadar güçlü bir ekonomik potansiyele sahip olan bir ülkede gerçekten her saniye yazık oluyor bu ülkeye. Bu müthiş gençliği harekete geçirebilirsek emin olun 2023 yılında 500 milyar dolar laf bile değildir. Onun için gençlerimize sesleniyorum. 68 kuşağı asıl problemdi. Ben bunu ikrar etmekte, söylemekte yarar görüyorum. Ben tam 68 kuşağı değilim. Ama 68 kuşağı Türkiye'de ne yazık ki uluslararası güçlerinde etkisiyle 1971'de arkasından 80'de çok ağır bedeller ödendi. Ve 68 kuşağı bu bedelin hesabını sormak için siyasi partiye daha çok yapıştı, siyasi mücadeleye daha çok yapıştı ve bunun hesabını mutlaka soracağız diye direndiler. O direnirken aslında partideki devrimci ruhu da törpülediler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 oku var. Birincisi en alttaki devrimcilik. Yani Türkiye'yi Mustafa Kemal Atatürk her şeyi devrimin üzerine inşa etti. O halde Cumhuriyet Halk Partisi'nde biz gençliğimizle o devrimci ruhu yeniden ortaya koyabilirsek, bunu başarabilirsek emin olun bambaşka bir Türkiye başarabiliriz. Zaten ben, burayı, bu salonu dolduran ve programın başından beri ısrarla takip ederek ayakta dahi olsa bizi seyretmekte ısrar eden, direnen, yorgunluğa karşı mücadele veren sevgili Bigalılar, değerli halkımız,
bu umudu bekliyor. Bu umudun kendilerine aşılanmasını bekliyor ve iktidar yürüyüşünün başladığına dair sarsılmaz bir inancın Biga'ya, Çanakkale'ye, yurdun her tarafına yayılmasını bekliyor. Doğru mu efendim? O halde sözlerimizi şöyle noktalayalım. Sedef Kabaş'a da söz vereceğim. Ne duruyorsun? Ayağa kalk Cumhuriyet Halk Partisi. İşte bu. Evet. Hadi gençlik, gelin partiye sahip çıkın. Alın ve bu ülkeyi götürün. Çok zor bir soru sordunuz CHP. Dediniz ki Gezi'yi niçin hani bir dinamik bir şeye dönüştüremediniz ve neden doğru okuyamadınız diye. Çünkü toplum diye. Bir mesaj çok verdi. Çok doğru bir soruydu. Bence bütün siyasi partilerin ama başta CHP'nin bunu kendisine sorması gerekirdi. Şimdi ben gazeteci kökenli biriyim ama son 10 yıldır danışman olarak çalışıyorum. Onun için o uzmanlığımın üzerinden birkaç şey söylemek isterim. Yani takdir edersiniz etmezsiniz ama gözlemlerim ışığında. Bir, parti içi iletişim her şeyin başı. Mesela görüyoruz diyorsunuz ki mesela CHP bir grup kararı aldı diyorsunuz. Ama grubun üyelerinin bu karardan haberi yok. Şimdi o zaman dışarıya nasıl bir tablo yansıyor? Yani bir kere iç iletişimin işlemediği yönünde CHP içinde ciddi bir kanaat var. Bir kere bu iç iletişim meselesini kesinlikle halletmek lazım. 133, hani Nazlı Hanım gitti sanırım, 134'ünüz, 133 milletvekiliniz var. 133 milletvekili bir araya getirip herhangi bir kritik konuda istişarede bulunmak zor bir şey değil. Yani bunu kesinlikle yapmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü ben şirketlerde bunları yapıyoruz. Yani bir partinin bunu yapmaması diye bir şey söz konusu olamaz. Dolayısıyla birincisi kesinlikle iç iletişim. İkincisi ben bunu yıllar önce partinin önünde gelen isimlerinden birine söyledim. Mesela hiç merak etmesin de biz yapıyoruz dedi. O günden beri hiçbir şey yapılmadı. Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim dendiği zaman, işte gençlerin yetiştirilmesi dendiği zaman, daha farkındalığı yüksek insanlar dendiği zaman akla gelen ilk parti CHP ve CHP'nin gerçek anlamda bir akademisi yok. Yani bugüne kadar ses getiren ismine ister Cumhuriyet Akademisi deyin, ister CHP Akademisi deyin ama bilgiyi üreten, eğitimi daim kılan, bir akademinin varlığına hala CHP imza atamamış durumda. Bunun en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hem kendi örgütünüzü eğitmek hem de aslında size destek veren halka yönelik eğitimler sunmak anlamında. Üç, hep söylüyorum dediğiniz gibi konvansiyonel medyaya şu anda Erdoğan hakim. Yani buna AKP bile diyemiyorum. Çünkü hatırlarsanız Sayın Davutoğlu demişti ki akademisyenlerin tutuklu yargılanmasına karşıyım dedi. Havuz medyası sansürledi Davutoğlu'nun sözlerini. Yani Davutoğlu'nun sözleri bile dönemin başbakanı olarak sansür yedi havuz medyasına. Yani medyanın %85'i tamamıyla Erdoğan. Yani her gün Erdoğan. Her gün sabahtan akşama. Şimdi madem böyle, şimdi buna karşı bir şey yapamazsın konvansiyonel medyada. Hep söylüyorum, söylemeye de devam ediyorum. Muhalefetin, başta CHP'nin sosyal medyayı çok etkili kullanması lazım. Bakıyorum milletvekilleri birbirini takip etmiyor. Bakıyorum çok sıkıcı, hiç yani gündemden, içerikten yani insanları cezbedecek şeyler yazılmıyor. Yani hem Facebook hem Twitter konularında kesinlikle çok daha üst seviyede, çok etkin bir şekilde sosyal medyanın kullanılması lazım. Aynı şey sizin için de geçerli. Yani birbirinizle iletişimde bulunmak ve gündemi takip etmek ve gündem yaratabilmek için. Yani reaktif değil, proaktif olabilmeniz için sosyal medyayı çok etkili kullanmanız gerekiyor. Ve dördüncüsü, iç iletişim ne kadar önemliyse kendi tabanınızla da iletişim çok önemli. Genelde CHP'lilerle görüştüğüm zaman hep böyle AKP fanatiği insanların yani ikna edip onları değiştirme kaygısı. Hani işte aslında niye Erdoğan'a biat ediyorsunuz? İşte o hep yalan söylüyor size filan diye. Onları değiştirme kaygısıyla hareket ediyor. Bu tümüyle bir enerji kaybı. Yani
Bakın ikna başka bir şey, beyin yıkama başka bir şey. İkna her zaman gerçek var. İknada mantık yürütme var. Beyin yıkamada mantık yürütme yok. Artık orası bitmiş. Onu bırak, kendi tabanına dön, kendi insanına dön. Yani CHP'ye oy veren ya da CHP'ye potansiyel olarak oy verebilecek çok geniş bir taban var bu ülkede ve CHP bu tabana gitmiyor. Bakın Türkiye'nin en eğitimli, en bilinçli, farkındalığı en yüksek, en genç, yabancı dil konuşan, dünyayı takip eden seçmeni hangi parti? CHP. Yani CHP bu tabanın, bu seçmenin kıymetini bilmiyor ve bunun enerjisini ve bilgisini partiye güç olacak şekilde dönüştürmüyor. O yüzden CHP'nin kendi tabanını ikna etmesi lazım. Yani peki, seçmen... Yani eğer seçmen ya ne yapalım kötünün iyisi mecburuz diye bir oy veriyorsa CHP, bu CHP'nin ayıbıdır. Tam tersi, gönlü rahat, vicdanı rahat, severek, isteyerek ve başkalarını da ikna ederek CHP'ye oy verecek bir seçmen yaratmak CHP'nin birinci sorumluluğu. Çok teşekkürler. Şimdi Gezi'den başladık. Gezi ile bitirelim. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Aykut Erdoğdu bir mesaj paylaşmış. Ben de onu paylaşarak bitirmek istiyorum. Diyor ki, Gezi onu bitirdi. 17-25 Aralık siyasi cesedini ayakkabı kutusuna koyup çelik kasaya gömdü. Yandaşları mumyasını gezdiriyor. Şimdi buradan... Buradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bir mesaj var. O da Cumhuriyet Halk Partisi, madem böyle bir boşluk oluştu, gel iktidara talip ol. Evet. Öyle değil mi? %50, 50 isteyeceksiniz. %50, 25-30 değil. Böylece sevgili İsmail Dükel'in yine her cuma olduğu gibi süresine sarktık. ama o... Değerli kardeşimiz, ekrana çok yakışan gece haberleriyle adeta vazgeçilmez bir tutku yaratan sevgili İsmail Dükel'de hatırımız var. O abisine bir süreyi seve seve verir. Onun hoşgörüsüne sığınarak zaten programımızı sarkıttık. Efendim ben sevgili Bigalılara çok teşekkür ediyorum. İki gündür bizi... Çok güzel ağırladınız. Unutulmaz konukseverlik örnekleri sergilediniz. Başta Sayın Belediye Başkanı İsmail Işık olmak üzere hepinize, burayı teşrif eden tüm Bigalı dostlarımıza canı yürekten teşekkürlerimizi sunuyorum. Değerli konuklarımıza bu aydınlatıcı yaklaşımları ve hoşgörüleri nedeniyle teşekkür ediyorum ve siz ekranları başında şu saate kadar bizi sabırla izleyen sevgili Halk Arenası seyircilerine, Halk TV seyircilerine çok çok teşekkür ederek sevgiyle kalın diyorum. Sağ olun, var olun efendim.